Son olarak bir diziyle ününe ün katan Masumlar Apartmanı, gerçek adı farklı elbette, satışa çıkarıldı. Aslında 100 yaşında bir yapı ve fiyatı 7 milyon dolar. Alıcı adayları arasında çok ünlü bir kişi de var. Bu ikinci gelişim. Sadece Masumlar Apartmanı'ndaki oyuncuları görebilmek için. Kendimi biraz dizide hissettim. Elif Kaya, Almanya'dan İstanbul'a sırf bu apartmanı görebilmek için geldi. Apartmana yakın olmak için de karşısındaki otele yerleşti. Günde onun gibi binlerce kişinin gelip baktığı Masumlar Apartmanı satışa çıkarıldı. Yurt dışından, sırf burayı görmek için geldik. Güzel bir duygu, görmeyi istediğim bir yer, araştırdık, bulduk. Tarih dolu bir bina. Çok da güzelliği olan, hani çoğu arkadaşım da geldi. Gerçekten değişik bir havası var sokağın, binanın. Hani o şeyi yaşadım yani, o sahnelerin geçişlerini. 7 katlı apartman 100 yıl önce Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit tarafından yaptırıldı. İstanbul'a getirilen İtalyan müzisyenler burada konakladı. Burası Beyoğlu'nda İstanbul'un ilk kaloriferli ve asansörlü binası. Asıl adı Temel Apartman ama herkes burayı Masumlar Apartmanı olarak biliyor. Yapımından 100 yıl, yani bir asır geçti ama apartman en az diziler ve oyuncular kadar ünlü oldu. Günde 2000-2500 ziyaretçi ağırlıyor, şimdi ise tarihi bina satılıyor. Masumlar Apartmanı 7 milyon dolara, yani 110 milyon liraya satılacak. Binanın ilk müşterisi ise sanatçı Bülent Ersoy oldu. Dizinin hayranı olan Ersoy binaya da talip. Bir dizi o civardaki bütün gayrimenkullere, özellikle teras katlara, kafelere yani bir şey getiriyor. Bir önem, bir kıyas, bir şeyler getiriyor işte. Bir değer kazandırıyor. 1 milyon dolar. Yani çok. Bize çok. Alabilene hayırlı olsun. Her gün binlerce kişi Masumlar Apartmanı'nın sokağından geçiyor, fotoğraf çekiliyor. Bina satılsa da ziyaretçisi bir süre daha bitmeyecek gibi gözüküyor. Geldim, çok çok merak ettiğim bir yerdi. Hazır Taksim'e gelmişken buraya da görelim dedik. Görünce çok mutlu oldum. Arkadaşlarım da çok mutlu oldu.